Merhabalar. Cari hesap işleri nasıl muhasebeleştirilir? Bunun için cari modülümüzün altında bulunan cari hesap işleri ekranımız çalıştırılır. Ve daha sonrasında muhasebeleştirmek istediğimiz hesap işleri üzerine gelerek F12 tuşu altında bulunan muhasebeleştir seçeneği ile muhasebeleştirme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Fişlere baktığımızda açılış fişleri devir ile otomatik oluşturuldukları için muhasebeleştirilememektedir. Nakit tahsilata geldiğimizde ve F12 tuşu altında bulunan muhasebeleştir seçeneğini etkinleştirdiğimizde karşımıza muhasebeleştirirken hangi fiş oluşturursunuz sorusunda tahsil ve mahsup fişi oluşturmaktadır. Buradan tahsil fişini seçmemiz durumunda ilk satır boş olarak gelecektir. Buradaki muhasebe bağlantısını muhasebe bağlantı listesinden ilgili tanımlamayı yapmamız gerekmektedir. Tahsil fişindeki ilk satır kasa ile ilgili olduğundan dolayı F4 komutu altında bulunan diğer tanımların altındaki ön tanımlı tahsil ve tediye kasası şeklindeki seçeneği seçip kod tanımlamasını yaptıktan sonra açıklama alanımıza gelerek buraya yapacağımız kasaya ait bir açıklama belirlenir. Daha sonrasında muhasebe kodu listesinden ilgili kasa seçilmelidir. Ve tüm alanlar tamamlandıktan sonra F2 kaydet diyerek İşlemimiz kaydolmuş olur. Tekrardan muhasebe fişine geldiğimizde ve vazgeç deyip yeniden muhasebeleştir seçeneği ile tahsil fişini seçmemiz durumunda görmüş olduğunuz gibi ilgili kasa tanımımız ve cari kart üzerinde yapmış olduğumuz muhasebe kodu bağlantısı ile ilgili hesap kodu da karşımıza gelecektir. Bu ekrandan F2 kaydet diyerek kayıt işlemini sağlayabilir veya muhasebeleştir seçeneğinden mahsup fişini seçerek de bir de mahsup fişini görmeyi deneyelim. Mahsup fişinde ise ikinci satır boş olarak gelmektedir. Bunun için muhasebe bağlantı kodu listemize gelerek F4 komutu altında bulunan cari bağlantı kodlarından cari hesap karşılık kalemlerini seçerek gerekli açıklama yapılıp ve daha sonrasında cari kodlara belirli bir cari belirleyebileceğimiz gibi tüm cariler için geçerli olmasını sağlayabilir. İşlem türüne geldiğimizde ise ilgili tahsilat seçeneği seçilir ve sonrasında muhasebe kod alanından listemize gelerek ilgili kod seçilip F2 kaydet denilerek işlem tamamlanır. Tekrardan muhasebe fişine gelip vazgeç diyerek ve yeniden mahsup fişi oluşturmamız durumunda görmüş olduğunuz gibi tanımladığımız değer karşımıza gelecektir. Bu şekilde belge numaralarımızı girerek F2 kaydet dememiz durumunda ilgili nakit tahsilatımızın muhasebeleştirilmesi sağlanmaktadır. Nakit ödeme fişine geldiğimizde ise aynı şekilde muhasebe, tediye ve mahsup fişi sormakta ve aynı alanlardan bağlantı kodu oluşturmaktadır. Borç ve alacak dekontlarımıza geldiğimizde ise F12 tuşu altından muhasebeleştir denilerek görmüş olduğunuz gibi satıcı kartımızda tanımladığımız değer gelip diğer bağlantı kodumuzu ise muhasebe bağlantı kodu listesine gelerek buradan F4 komutu altında bulunan cari bağlantı kodlarındaki hesap karşılık kalemleri seçilerek ilgili bağlantı kodunun açıklaması, bağlantı kodumuza ait bir açıklama girilerek ve yapacağımız işlem türü olan borç dekonto seçimiyle daha sonrasından muhasebe bilgileri alanına geldiğimizde liste içerisinden ilgili hesap kodu seçilerek ve cari hesap kodunda cari aralığımızı sonsuz olarak belirtip tüm işlemlerimizi tamamladığımızda F2 kaydet denilerek bağlantı kodu tanımlanır ve muhasebe fişine geldiğimizde F3 vazgeç denilerek yeniden muhasebeleştir seçeneğini seçip görmüş olduğunuz bağlantı kodları karşımıza gelecektir. Belge numaralarımızı da belirtip bu şekilde F2 kaydet denilerek gerekli muhasebeleştirme işlemi sağlanmaktadır. Alacak dekontu da aynı mantıkla muhasebeleştirilmesi yapılabilmektedir. Virmana geldiğimizde ise ilgili cari kartlarında yapmış olduğumuz bağlantılardan dolayı F12 muhasebeleştir dememiz durumunda gerekli muhasebe bağlantı kodları karşımıza gelip belge numaralarımızda girildiği takdirde
F2 kaydet denilerek ilgili bir fişimizin de muhasebeleştirilmesi sağlanılabilmektedir. Kredi kartı fişine geldiğimizde ise muhasebe bağlantı kodu listesinden F4 ekle komutu altında bulunan ödeme planlı bağlantı kodları içerisindeki kredi kartı bloke seçilip buradan bir açıklama belirlenip filtre bilgilerine geldiğimizde ilgili banka hesabı girilip ve daha sonrasında kredi kartımıza yapacağımız olan işlemin ilgili hesap kodu girilerek F2 kaydet denilip gerekli bağlantı kodu yapılır ve cari hesap fişleri listemize tekrardan gelip ve ilgili kredi kartı fişi üzerindeyken F12 tuşu altında bulunan muhasebeleştir seçeneği ile görmüş olduğunuz gibi tanımladığımız banka karşımıza gelecektir. Bu şekilde vergi numaralarımızı girip F2 kaydet dememiz durumunda görmüş olduğunuz gibi kredi kartı fişimiz muhasebeleştirilmiş olacaktır. Kredi kartı iade fişine geldiğimizde ise aynı mantıkla çalışmakta, muhasebe bağlantı koduna gelerek F4 ekle komutu altında bulunan ödeme planı bağlantı kodlarındaki kredi kartı bloke seçilerek ve buradan banka kodumuz belirlenerek yapacağımız açıklama ile ve ilgili muhasebe kodumuz hesap planı üzerinden seçilerek F2 kaydet dememiz durumunda ve cari hesap fişlerine geri gelip vazgeçtik ve F12 muhasebeleştir dememiz durumunda görmüş olduğunuz gibi ilgili satıcı hesabımız yani carimizde tanımlamış olduğumuz hesap planı ve kredi kartı için tanımlamış olduğumuz hesap planı kodları otomatik gelecektir. Bu şekilde F2 dememiz durumunda ilgili işlemimizi muhasebeleştirmiş oluruz. Şirket kredi kartına geldiğimizde ise burada görmüş olduğunuz ilgili banka hesabı ve cari kartımıza ait muhasebe bağlantı kodlarına gelerek aynı şekilde F4 komutunu kullanıp ödeme planı bağlantı kodu listesindeki kredi kartı blokeyi seçerek buradan bir açıklama belirleyip banka hesabı koduna geldiğimizde ilgili banka tanımlamalarımızı yapıp işlem türündeki görmüş olduğunuz müşteri kredi kartı ve kendi kredi kartımızı gibi seçeneklerimizi belirleyip muhasebe kodu listesinden şirket kredi kartına ait ilgili hesabımız seçilip F2 kaydet dememiz durumunda gerekli bağlantı kodu yapılmış bulunmakta olacak ve cari hesap fişlerine geldiğimizde fiş üzerindeyken muhasebeleştir dememiz durumunda görmüş olduğunuz gibi ilgili hesap kodları otomatik gelecek ve burada belge numaralarımızı da belirttikten sonra F2 kaydet dememiz durumunda ilgili fişimiz muhasebeleşmiş olacaktır. Kur farkı fişi için ise ilgili kur farkı fişinde kur farkı fişi içerisindeki cari kart içinde muhasebe kodu tanımlamasını yaptıktan sonra muhasebe bağlantı kodu listemize gelerek buradan kur farkı fişimizin değerini cari hesabın karşılığında oluşacak hesap kodunu belirleyip yani diğer bir borç alacak satırımızı belirlemek için cari bağlantıları kodlarından cari hesap kur farkı borç seçeneğini seçip buradan bir açıklama belirleyip daha sonrasında bunu tüm carilerimiz için uygulayacağımızı belirleyip işlem türü alanından kur farkı fişimizi seçip muhasebe kodu listesine geldiğimizde kur farkı borç hesabı için oluşturacağımız ilgili hesap planımız olan 656 hesabımızı seçip buradan F2 kaydet diyerek işlemimizi tamamlarız. Aynı şekilde alacak kur farkı için de aynı işlemleri yaparız. Bu sefer alacak olan ilgili hesabımız 646'lı hesabımızdır ve ilgili hesabımızı seçtikten sonra bu işlemimizi de tamamlayıp cari hesap fişleri listemize geldiğimizde ve kur farkı fişi üzerindeyken F12 tuşu altında bulunan muhasebeleştir seçeneğini seçtiğimizde görmüş olduğumuz gibi ilgili hesap kodları otomatik olarak gelecek ve belge numaralarımızı yazdıktan sonra F2 kaydet dememiz durumunda ilgili fişimiz muhasebeleştirilmiş olacaktır. Bu şekilde muhasebe bağlantı kodlarımızı önceden oluşturup yapacağımız diğer işlemlerimizde bundan sonra karşımıza otomatik olarak muhasebe hesap kodları gelecektir.